geleceklerini hep yurt dışında aramışlardır. İkinci ayak Türkiye'nin üretmesi lazım. Üreten Türkiye. Bir ülkenin gücü üretimden beslenir. Üretirseniz güçlüsünüz. Üretirseniz dünyada saygınlığınız olur. Üretim sadece fabrikada mal üretmek değildir. Tarlada üreteceksiniz. Fabrikada üreteceksiniz. Hizmet sektöründe üreteceksiniz. Öyküler üreteceksiniz. Romanlar üreteceksiniz. Edebiyatta üreteceksiniz. Her alanda üreteceksiniz. Ve ülkeyi saygın kılacaksınız. Bu ancak düşünceyi ifade özgürlüğünün olduğu ülkelerde olabilir. Baskının olduğu, otoriter yapıların olduğu yerlerde insanlar düşüncelerini özgürce ifade edemezler. Sansür düşünceyi kısıtlamadır. Düşünceyi ifadeyi kısıtlamadır. Resim yapmanızı kısıtlamadır. Şarkı söylemenizi kısıtlamadır. Üreten Türkiye üretmek olağanüstü güzel bir alandır ve Türkiye'nin üretmesi lazım. Üretmek aynı zamanda ekonomik bağımsızlığın temel noktasıdır. Ekonomik bağımsızlığın temel noktasıdır. Siyasal bağımsızlığınızı korumak istiyorsanız ekonomik bağımsızlığınızı güçlendirmek zorundasınız. Aksi halde siyasi bağımsızlığınız tehlikeye girer. Üretmek ama üretim sadece bir kavram değildir. Kavramın derinliğine bakmamız lazım. Eğer katma değeri yüksek ürün üretemiyorsanız dünyada söz sahibi olamazsınız. Elinizde taşıdığınız cep telefonları katma değeri yüksek bir üründür. Acaba Türkiye katma değeri yüksek ürün üretmede dünya sıralamasında nerelerdedir? En diplerde. Neden? Üniversiteleri bağımsız olmayan, üniversiteleri özgür olmayan, üniversiteleri baskı altında olan bir ülkede katma değeri yüksek ürün üretilemez. O nedenle üniversitelerin bilimsel özelliğine değer veriyoruz. Üniversitelerin yönetsel özelliğine önem veriyoruz. Üniversitelerin mali özelliğine değer veriyoruz. Aksi halde siz katma değeri yüksek ürün üretemezsiniz. Ve istihdam alanı yaratamazsınız. Bir başka önemli nokta stratejide. Güçlü bir sosyal devleti inşa etmek zorundasınız. Anayasa der ki herkesin çalışma hakkı vardır. Gayet güzel. Devlet bu çalışma hakkı için olanakları hazırlar, sağlar diyor. Peki işsizler ordusu nedir? Demek ki gerçek anlamda bir sosyal devlet değiliz biz. Gerçek anlamda sosyal devlet olursak hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği bir Türkiye'yi inşa etmiş oluruz. Bunun yapılması lazım. Eğer milyonlarca gencimiz işsizse, sosyal devlet görevini siyasal iktidar yerine getirmiyor demektir. Bunun üzerinde durmamız lazım. Sosyal devlet, hiç kimsenin aç ve açıkta kalmadığı bir devlet demektir. Üniversiteyi bitiren bir gencin babasından harçlık istemesi, annesinden harçlık istemesi, arkadaşlarıyla buluşamaması, hele baba işsizse çok daha dramatik tabloları biliyoruz. Tanıyız bunların. Ve her birimizin çalışması lazım. Her birimizin sorumluluğu var. Benim sorumluluğum sizden daha fazla, ben bunun farkındayım. Ama sizin de sorumluluğunuz var. Genç arkadaşlarım burada anlattılar. KYK borçlarından söz etti bir genç arkadaşım. Sosyal devlette eğer bir üniversite öğrencisi, ailesinin geliri yetersiz ve komudan yardım alıyorsa,
sigortalı bir işi olmadığı sürece ondan paranın istenmesi asla doğru değildir. Ve bunu kaldıracağız zaten. Kaldıracağız. Evlatlarımız üniversiteye gitsinler diye çaba harcıyoruz. Mali durumu iyi olmayan ailelerin evlatlarına belli bir kredi veriyoruz. Çocuk okuldan mezun oluyor, iş bulamıyor, parayı faiziyle beraber istiyorsunuz. Devlet gençlere karşı tefecilik yapmaz. Böyle bir kural yoktur. Bunu kaldıracağız. Bundan emin olmanızı istiyorum. Ancak bir işe girer, sigortalı olarak çalışır, asgari ücret değil, asgari ücretin üstünde bir gelir elde ederse o zaman taksitle ana parayı alabilirsiniz. Asgari ücrette başlamışsa hangi parayı isteyeceksiniz? Zaten geçimini onu da sağlıyor. Bunu bütün arkadaşlarınıza anlatmanızı isterim. Bütün gençlere anlatmanızı isterim. Bakınız, şöyle bir ifade. Genç istihdam çalıştayı yaptınız. Ne kadar güzel. Gençler geldiler bir araya. Hayatın değişik alanlarından bir araya geldiler. Oturdular, konuştular. Sokak ekonomisinden geçinen gencimiz de vardı. Tıp fakültesine giden gencimiz de. Hukuk fakültesini bitirip acaba bir yerde çalışabilir miyim? Bir gelir elde edebilir miyim diye düşünen gencimiz de vardı. İşi olmayan gencimiz de vardı. Şunu sakın unutmayın. Sorunların çözüm adresi siyaset kurumudur. Bazen şu ifadeyle karşılaşıyorum. Ben siyasetle ilgilenmiyorum. Hayatın her alanı siyasetle ilgilidir. Bindiğiniz otobüs siyasetle ilgilidir. Onun fiyatını siyaset kurumu belirler. Sinemaya giderseniz aldığınız biletin fiyatını siyaset kurumu belirler. Bindiğiniz otobüsü siyaset kurumu ve hayatın her alanı siyasetle ilgilidir. Ve siyaseti yakından izlerseniz yanlışı ve doğruyu, karar alma süreçlerinde yanlışı ve doğruyu daha sağlıklı görebilirsiniz. Dolayısıyla siyaset kurumunun dışında kendinizi görmeyin. Evet, ekonomik olarak ciddi sorunlarımız var, doğrudur. Toplumsal olarak ciddi sorunlarımız var, doğrudur. Ama bu sorunları aşmanın yolu siyaset kurumudur yine. Sorgulayacaksınız siyaset kurumunu. Artısını, eksisini rahatlıkla ifade edebileceksiniz. Yeri geldiğinde çözüm üreteceksiniz, yol göstereceksiniz. Sizler bizlerden daha iyi yetiştiniz. Sizler bizlerden daha iyi hayatı sorgulama kapasitesine sahipsiniz. Sorunları bizden daha fazla yaşıyorsunuz. Ve biz buradan Türkiye'yi çekip çıkarmak zorundayız. Bir gücünüz var. Gücünüzün ne kadar farkındasınız onu bilmiyorum. Önümüzdeki seçimlerde sandık gelecek. Bir, efendim niçin gidip oy kullanayım? Gitmek istemiyorum. Bunu söylediğiniz zaman işsizlik olabilir ve ben bu konuda duyarsızım demektir bu. Yoksulluk olabilir ama olabilir, ben duyarsızım. Yoksulluk sürebilir. Eğer şikayetlerinizi bir şekliyle giderecek makamı iktidara taşırsanız, o zaman sorunların çözümünde temel aktör konumuna gelirsiniz. Temel aktör olursunuz. Dolayısıyla siyaset kurumu ne verecek değil, siyaset kurumunu sorgulamak ve onu doğru bir raya oturtmak sizin elinizde. 6 milyon 300 bin genç ilk kez gidecek sandıkta oy kullanacak. 6 milyon 300 bin genç. Yani Türkiye'nin kaderini ben belirlemeyeceğim. Benim yaşıtlarım da belirlemeyecek. Türkiye'nin kaderini 6 milyon 300 bin genç belirleyecek. Gücünüz bu.
6 milyon 300 bin gencin demokrasiden yana oy kullanması, insan haklarından yana oy kullanması, ayrımcılığa karşı durması, demokrasi konusunda kenetlenmesi Türkiye'ye yeni bir ufuk açacaktır. Bu sizin elinizde. Bu gücü kullanın. Elbette ki siyasi partileri sorgulayacaksınız.